Merhaba arkadaşlar Kripto Sepetim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Dogecoin'a bakacağız. Dogecoin yükselir mi, düşer mi? Destek ve direnç noktaları nelerdir? Bunlara hep beraber göz atacağız. Kanala abone olarak videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bildirimleri açarak da videolardan daha önce haberdar olabilirsiniz. Bu akşam da bir altcoin sepeti gelecek. O sepetten de daha önce haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Telegram grubuna gelerek de oradaki muhabbetlere katılabilirsiniz. Telegram grubu da açıklama kısmında bulunuyor linki. Oradan tıklayarak gelebilirsiniz. Diyerek şöyle Bitcoin ile başlamak istiyorum. Bu arada hatırlatmayı unuttum. Canlı yayınlarımızda her akşam var. Canlı yayınlarımıza da gelebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle Bitcoin başlamak istiyorum. Bitcoin biliyorsunuz ki piyasaya yön veriyor. Ve şu anda yeni zirvesini denedi ve kırdı aslında. 64.800'lerde bir zirvemiz var şu anda yeni zirvemizle beraber güzel hareketler göreceğimize inanıyorum aslında ben. umarım ki güzel hareketler görürüz. Zaten toba formasyonumuzu da çizmiştik. Daha öncesinde bu tobo ile beraber yukarı yönlü 68 bin seviyelerine bir hareketimiz var. Bunu zaten bir önceki videoda konuşmuştuk. Tekrardan anlatıp da sıkmak istemiyorum. 68 bin seviyeleri bizim için bir hedeftir şu an için. Total 2 market cap'imiz olumlu duruyor. 900 milyarlara biliyorsunuz ki bu hafta sonu kırdık ve yeni hafta sonu hedefimizin 1 trilyon olduğunu dile getirmiştik. Umarım ki bu 1 trilyonu e, görürüz hafta sonuna kadar. Zaten gördük de sayılır zaten. Şöyle baktığımız zaman aslında iğne atmadık ama atacağız yani çok az bir miktar kaldı. Umarım ki 1 trilyonun üstüne de çıkarız. Bu bizim için çok olumlu. Neredeyse Bitcoin dominansımız da zaten %50'lerin altına inecek. Yani %55'lerde falan şu an 1 trilyonun üstüne çıktıktan sonra da aslında Bitcoin dominansımızla altcoinlerimiz sabitlenecektir. Yani eşitlenecektir. Bu da bizim için güzel olur. Yani Bitcoin'den çok etkilenmeyiz bu gidişle. Altcoinlerimizde gerçekten ileri yönlü çok güzel hareketler var. Hedeflediğimiz... E, hedeflerin daha da üstlerine doğru yön alıyoruz. Bu da bizim için çok olumlu. Umarım ki böyle devam ederiz. Sert bir düşüş görmeyiz. Bu trendin altında da kırmayız diyerek şöyle Doge'ye geçmek istiyorum. Doge'de biliyorsunuz ki çok güzel bir yükseliş geldi dün itibariyle. Umarım ki yani bu e, FOMO'ya kapılıp da arkadaşlar e, alım yapmamışsınızdır. Çünkü şöyle söylüyorum. Gerçi alım yapmamışsınız derken sonuçta ben burada yatırım tavsiyesi vermiyorum. Alım yapmak ya satmak sizin elinizde. Bu ayrı bir konu. Fakat ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben Doge Dogecoin'in açıkçası bu noktaları çok hak ettiğini düşünmüyorum. Yani bu benim için kendi düşüncemdir sadece. Yani 10 milyarlardan 18 milyarlar çıktı. 8 milyarlık bir market hacmi topladı. Bunların çok büyük rakamlar olduğunu düşünüyorum Doge için. Açıkçası çok fazla olumlu bakmıyorum. Çok fazla olumlu baktığım bir coin değil. Ee, ama tabii ki bunu analiz etmemiz gerekiyor. Ben sadece fikrimi söylüyorum. Fikri... E uygulamak veya uygulamamak sizin elinizde. Şöyle sadece analizlerle bunu göstermek istiyorum. Şöyle 4 saatlik grafimizi hatta 1 saatlik grafimizi alalım. Daha iyi anlarız. Şöyle baktığımız zaman aslında Doge'de yükselişler ve anlık düşüşler görebiliyoruz. Yani şu şekilde yükselişler ve düşüşler geliyor. %50 çıksa %30 ve daha fazlası aşağı vuruyor. Yani burada da gördüğünüz gibi bir yükseliş görmüşüz. Anlık ve bir anlık düşmüşüz. Yani 1 saat çıkıp 1 saat düşebiliyor. Bu sebepten dolayı sıkıntılı. Şöyle aslında buradaki kadar bir yükseliş daha önce görmedik fakat %30 %20'lik düşüş yükselişler geldi ve düşüşü de geldi daha sonrasında. Şöyle baktığımız zaman aslında burada da daha öncesinde biliyorsunuz ki Elon Musk'ın tweet ile Dogecoin bu seviyelere çıkmıştı. Bu da neredeyse şöyle baktığımız zaman 10 katı yapıyor. 10 katından sonraki düştüğü seviyede aslında yüzde şöyle şu seviyelere baz alırsak %70'lik bir düşüş hatta şu seviyelere baz alırsak %50'lik bir düşüş gelmiş. Yani bunun tekrar olma ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Bu sebepten dolayı ben uyarmak için bu videoyu çekmek istedim. Alanlar olduysa veya elinde tutanlar varsa bu analizi gerçekten önem göstermelerini rica ediyorum diyeyim. Yani yatırım tavsiyesi vermiyorum tabii ki fakat bu tarz yükselişlerin yani şöyle 13 Nisan'dan yani dünden itibaren dün saat 1'den itibaren şu an saat 3 şu itibaren yani bir gün içinde %100 yapmış. Bu çok büyük yüksek bir rakam Doge için çünkü çok yüksek market cap topladı. Yani buradan şöyle %50'lik, %30'luk, en kötü %30'luk yani şu seviyelere %25'lik düşüş daha sonrasında da %40'lık bir düşüş görebiliriz. Tabii ki tekrardan çıkmaz diye bir olay yok arkadaşlar. Tekrardan o seviyelere gelebilir. Fakat siz panik yaparsanız bu noktalardan alıp satarsanız, yani bu noktalardan alıp buraya düştüğü zaman ya ben zarar ettim deyip çıkarsanız zarar etmiş olursunuz. Ve sizi içeride bırakır. İçeride kalmakla hiçbir zaman istemiyoruz. Bunu zaten dile getiriyoruz sürekli. Biz her zaman e, alttan olup yukarıdan satanlarda olmak istiyoruz. Umarım ki her zaman şu aşağılardan alanlardan olurdu arkadaşlar. Canlı yayınımızda açıkçası ben Dogecoin tercih etmediğimi dile getirmiştim. Ve o tercihim hala da geçerlidir. Ne kadar bu kadar yükselse de ben üzülmüyorum. Yani tercih de etmiyorum. Hala etmiyorum. Yani buradan 3x de yapsa yanlış anlamayın ben buradan almadım diye üzülmem. Aynı buradan üzülmediğim gibi. Ben e, bu kafada bir insanım. Çünkü gerçekten içeride kalma ihtimali çok yüksek. Bu yükselişler tabii ki gelebilir fakat bana güven vermediği için açıkçası tercih etmiyorum. Tekrardan dile getiriyorum. Sizin tamamen kendi tercihinizdir. Eğer buradan almak isterseniz alabilirsiniz. Fakat içeride kalma olasılığınız çok yüksek. Ben burada destek ve direnç noktalarımızı çizeyim. Şöyle 0.124'de bir de destek noktamız var aslında. Daha sonrasında 0.106'da bir destek noktamız var. Daha sonrasında 0.08'de, 83'te bir destek noktamız var arkadaşlar. Hatta şöyle tam olarak çizelim daha iyi olur. Şöyle destek ve direnç noktalarımızı baz alabilirsiniz arkadaşlar. Ama e, tekrar tekrar söylüyorum. Ben burada düşüş gelme ihtimali var derim. %30 düşmez. Üstüne %100 çıkar. Bu tamamen sizin risk yönetiminizde kalmış bir şey arkadaşlar. Ben sadece şu anda riskli olduğunu düşünüyorum. Kendi düşüncemdir. Bu düşünceye göre hareket etmek veya etmemek sizin elinizdedir. Bunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Benim gözümde düşüş ihtimali daha yüksektir. Yani bunu açıkça söylemek istiyorum. Burada da aslında çıkış ihtimalinin çok yakın zamanda olmayacağını düşünüyordum. Fakat yükseliş geldi. Söyle, zaten canlı yayında da söylemiştim. Benim için Doge bir kumar. Yani kumar derken şöyle. Çıkış ihtimali grafiklere göre değil. Tamamen haberlere göre. Ee, biliyorsunuz ki Elon Musk tweet hattında yükseliyor. Bir tweet atıyor düşüyor. Yani değişik bu seyretten dolayı açıkçası çok fazla yönelmek istemedim. Yönelmeyi de düşünmüyorum. Umarım ki buralardan alıp da kar etmişsinizdir. Karlarınızı da realize edersiniz umarım ki. Düşüşlerden de etkilenmezsiniz. Buradan aldıysanız da düşüşler sizi üzebilir. Bunu göz almanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum. Eğer alacaksanız bile arkadaşlar stoplu takip edin yani. Eğer buradan alıyorsanız, yukarıdan alıyorsanız ve almak istiyorsanız, çıkacağını düşünüyorsanız şöyle altlara stop koyarak yani %10'luk, %5'lik sizin tamamen risk yönetimimizde kalmış bir şey. %5 çok kolay patlayabilir bu arada. Bunu söylemek istiyorum. %10'luk mesela stopları koyup deneyebilirsiniz fakat ben bunu çok açıkçası önermiyorum. Anlattıklarım da yatırım tavsiyesi değildir. Yani Doge bu şekilde şu anda market cap'imiz 18 milyar seviyelerinde. Yani %80'lik bir yükseliş bir gün içinde çok yüksek. Ee, daha öncesinde düşüşler gördüğümüz gibi bunda da görebiliriz. Yani şöyle aslında örnek vermek gerekirse şu anda aklıma gelen BTT var mesela. BTT'de çok fazla insan içeride kaldı. Aynı şekilde görüyorsunuz ki toplamaya çalışıyor insanlar fakat hala toplayamadılar. Yani bu tarz bir düşüş olma ihtimali yüksektir. Yani ne olursa olsun bunu ben size söylemekle yükümlüyüm. Tutup da buradan alın uçar gider kaçar demiyorum. Düşüş ihtimalinin olduğunu göz önünde bulundurun arkadaşlar ne olursa olsun. Bunu tekrar tekrar söyleyip sizi sıkmak istemiyorum fakat bunu bilmeniz gerekiyor. Umarım ki söylediklerim sizi yanlış yönlendirmez fakat e, risk vardır bunu bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle doge'ye tekrardan geçelim. Destek ve direnç noktalarımızı tekrar söylemek gerekirse 0.085, 0.107, 0.125 seviyeleri destek noktalarımızdır sırayla. Direnç noktamızda eski tabi ki izdirmemiz olan e, şöyle 0.145 seviyeleridir. Umarım ki içeride kalmazsınız arkadaşlar. Bu bir uyarı videosu gibi oldu. Umarım ki demek istediklerimi anlamışsınızdır. Tüm temennim budur arkadaşlar. Market cap'in zaten oldukça yüksek. 10 milyarlardayken de bence yüksekti. Hala da yüksektir. E, doyum noktası olabilir aslında doge için. Tabii ki ilerleyen zamanlarda yükseliş gelirimi gelebilir. Buna ben lafım yok. Fakat e, ben açıkçası şu anda düzeltme yeme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Anlatacaklarım aslında bu kadardı. Biraz uyarı videosu gibi oldu. Umarım ki dediklerimi göz ardı etmezsiniz arkadaşlar. Bu akşam da bir sepet videosu geliyor. Aslında coinlerimi hazırladım. Video çekme işi kaldı sadece. Videoyu çekip yayınlamayı düşünüyorum. Bildirimleri açarak da sepet videomuza daha önce ulaşabilirsiniz. E, kanala abone olarak videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Her akşamda canlı yayın yapıyoruz. Canlı yayınlara gelmeyi unutmayın. Canlı yayınlarda gerçekten güzel muhabbetler çeviriyoruz. Zaten tekrarlarımız da yayınlanıyor. Yaklaşık bir saatlik bir canlı yayın yapıyoruz. Bu tekrarlardan da nasıl canlı yayınlar olduğuna bakabilirsiniz merak ederseniz. Telegram grubumuzda güzel muhabbetler dönüyor. Oradan da gerek Telegram'a katılabilirsiniz. Açıklama kısmında zaten linkimiz bulunuyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bol kazançlar dilerim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.